con la 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 la. Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Sınıf tanıtımlarına devam ediyorum arkadaşlar. Sınıf tanıtımından kastım hangi hurolar 4 yıldızların 5 elde atılır, hangi 5 yıldızlar daha yukarı atılır veya kopyalı kopyasız yükseltilir mi arkadaşlar? Bununla ilgili sınıf tanıtımına devam ediyoruz ve 3. olarak da kozmik sınıfını tanıtıyoruz. Daha önceki videoda söylediğim gibi arkadaşlar, desteklediğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Hani gerçekten beklediğimin üstünde bir destek aldım. Tabii siz böyle destek verince arkadaşlar biz de gaza geliyoruz ve durmuyoruz. 3. sınıfı da çekiyorum arkadaşlar. Arka arkaya diğer sınıfları da getireceğiz inşallah. Hemen başlayalım arkadaşlar. Kozmik sınıflarda hangi eurolar kopyalı veya kopyasızken yükseltilmeli? Hangi 4 yıldızlar maksimum 5.50'ye, 5 yıldızlar da 4.55 veya 5.65'e atılmalı? İlk olarak Kaptan Marvel'dan başlıyorum arkadaşlar. Kaptan Marvel saldırı yönü gerçekten enfes. Aynı zamanda zehir bağışıklığı olması ve enerji hasarlarını güç barına çevirmesi Kaptan Marvel'ı saldırı yönünde çok etkili bir hero yapıyor. Fakat buna rağmen arkadaşlar, hani 4 yıldızı 5.50 atılır ama 5 yıldızını şu anda 4.55 kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bendeki 4.55, yani rütbe düşürme gelse düşüreceğim herolardan bir tanesi Kaptan Marvel. Fakat arkadaşlar, Kaptan Marvel için çok önemli bir şey söyleyeceğim. 2019 yılında Kaptan Marvel'ın filmi vizyona giriyor. Büyük ihtimalle hero'ya buff gelecek ve hero çok şişecek arkadaşlar. Çok efsanevi bir hale gelecek. Çünkü söylentilere göre Kaptan Marvel'ın filmi, yani gelecek olan Kaptan Marvel, Marvel evreninin şu ana kadar görünmüş en güçlü kahramanı olacak. Saldırı yönü olarak zaten Thanos'a da kafa atması beklediğimiz hero'lardan bir tanesi arkadaşlar. Yani Kaptan Marvel'a çok enfes bir buff gelmesini bekliyorum. Ama gelmezse de sıkıntı değil. Ama şu andaki haliyle 4 yıldızı kopyayken arkadaşlar, kopyasızken demiyorum, kopyalıyken 4 yıldızı 5.50, kopyasızken 3.30'da bırakın kalsın. 5 yıldızını arkadaşlar kopyalı olan 3.45'e kadar atabilirsiniz. Onun yukarısına şimdilik atmayın, bekletin diyorum. Ve Corvus Glaive arkadaşlar, zaten Corvus Glaive kopyalı kopyasız hiç fark etmez arkadaşlar. 4 yıldızını 5.50, 5 yıldızını 5.65 kesinlikle atın. Oyunun şu anda saldırı yönündeki en iyi hero'larından bir tanesi. Benim gözümde tek bir zaafı arkadaşlar, görevleri yapması. Görevleri yaparsa enfes bir hale geliyor. Ama görevleri yapmazsa arkadaşlar, yani vasat bir hero pozisyonunda kalıyor. Ama dediğim gibi görevleri yaparsa gerçekten çok çok enfes bir hero. Zaten oyunun şu anda en kaliteli, en baba hero'larından bir tanesi Corvus Glaive. Ve Hela arkadaşlar. Hela da kopyalı kopyasız hiç fark etmez. 4 yıldızı 5.50'yi hak eder. 5 yıldızının ölüsü arkadaşlar 3.45 hak eder. Ama siz 4.55 yapın. 5.65 yapanlar da var. Yani üzerine açtığı hiddetler enfes arkadaşlar. Oyun boyunca %200 artı demeçle dolaşabilirsiniz. Yani yine 5.65 yapmayı düşündüğüm yıllardan bir tanesi. Ultron macerası arkadaşlar. Yüzlediğimde gelecek olan 5.65 taşına göre hareket edeceğim. Yine Hela'yı arkadaşlar 5.65 yapabilirim eğer kozmik gelirse. Hela'nın arkasına Angela yine enfes bir hero. Gerek saldırı yönü gerekirse arkadaşlar kendi defansif özellikleri, zırh basması, sağlık basması harikulade bir hero. Kopyalı kopyasız fark etmez. 4 yıldızı 5.50, 5 yıldızı direkt 4.55 hak eder. 5.65'te yaparsanız hiç sizi mahcup etmez. Hela ile Angela arasında gidip geliyorum arkadaşlar, dediğim gibi. Yani eğer kozmik bir 5.65 gelirse bu ikisinden birini yapacağım. Ama hangisini yapacağım konusunda kararsızım. Ama mutlaka bu ikisinden birini 5.65 yapacağım arkadaşlar. Zaten Allah nasip ederse 5.65 yaptığımızda bir tanıtım videosu gelmiş olacak. Ve Hyperion arkadaşlar, kozmiğin en iyisi. Ölüsü dirisi arkadaşlar, ceset hali 4 yıldızı 5.50, 5 yıldızı 5.65 hak eder. Yani böyle bir hero yok zaten. Çok abartı bir hero. Mükemmel bir hero arkadaşlar. O kadar söylüyorum. Çok da fazla konuşmayacağım. Enfes bir hero. Ve Ronan arkadaşlar. Ronan kopyasızsa 4 yıldızını 3.30'da bırakın. 5 yıldızını 1.25'de bırakın. Ama kopyalıysa 4 yıldızını 5.50, 5 yıldızını arkadaşlar 3.45'e kadar çıkarabilirsiniz. Daha üstünü tavsiye etmem Ronan'da. Simbiyot örümcek adam arkadaşlar. Saldırı gücü çok etkili. Defansa da yine özel saldırı biriyle etkili arkadaşlar.
Kopyasızsa 4 yıldızını saldırıda kullanırsanız 5.50 yapabilirsiniz arkadaşlar. Problem değil. Ama defansa kullanacaksanız kopyalı olmasını beklemeniz lazım. 5 yıldızı da 3.45'e kadar tavsiye ederim arkadaşlar. Kopyalı kopyasız fark etmez. Heimdall arkadaşlar yine çok kaliteli. Çok çok teknik bir hero. Gerek saldırısı güzel. Gerekse arkadaşlar gerçek saldırısı enfes. 4 yıldızını kopyalı kopyasız fark etmez. 5.50'ye 5 yıldızını arkadaşlar en kötü en cesedali 3.45. Ama 4.55'te atabilirsiniz. Ve Thor arkadaşlar eski Thor 5 yıldızı yok. Kopyalı olduğu zaman 4 yıldızını 5.50 atın. Direkt atın arkadaşlar. Kopyasızken 3.30'da kalsın ama kopyalı 5.50 atın. Nefis bir saldırı hirosu Thor. Olağanüstü demir adam arkadaşlar. Kopyasızken 3.30'un üstüne çıkarmayın. Ama kopyalandığı zaman 4 yıldızını 5.50, 5 yıldızını da 3.45 atabilirsiniz. Bastığı sağlıklarla özellikle Kingpin maceralarında size çok çok faydası olacak. Şampiyon arkadaşlar. Şampiyon da kopyalandığı zaman çok daha etkili oluyor. Ve özellikle ittifak savaşlarında boss'a koyabilirsiniz. Kopyalı halini 4 yıldızını 5.50, 5 yıldızını 5.65'e kadar atabilirsiniz. Ama dediğim gibi tamamen defans ağırlıklı arkadaşlar. Saldırıda da kullanabilirsiniz tabii ki ama daha çok büyük ittifaklar defansta 5.65'ini kullanıyor arkadaşlar. Ve çok etkili oluyor. O durdurulamaz açmasıyla beraber rakibini köşeye sıkıştıran kaliteli bir hero. Drax arkadaşlar. Drax da kopyasız tavsiye etmem. Ama kopyalandığı zaman 4 yıldızını 5.50, 5 yıldızını da elinizdeki S4'lerin stoğuna göre arkadaşlar 3.45'e kadar çıkartabilirsiniz. Bayan Marvel, Kaptan Marvel'ın yandan yemiş arkadaşlar. Zaten 5 yıldızı yok. 4 yıldızı kopyalandığı zaman 5.50'ye kadar çıkabilir. Ve Carnage arkadaşlar. Carnage kopyaysa eğer düşünmeyin. 4 yıldızını 5.50, 5 yıldızını arkadaşlar elinizdeki hero'ya göre 5.65 atabileceğiniz enfes bir saldırı hirosu, müthiş bir saldırı hirosu arkadaşlar diyorum. Ve Gamora. Gamora da arkadaşlar yani kopyalı hali çok çok daha iyi. Ama kopyasızken bile 4 yıldızını 5.50, 5 yıldızını arkadaşlar 4.55 atabilirsiniz. Çok enfes bir hero. Bayan Marvel yani Kamala. Kamala'ya buff geldikten sonra arkadaşlar Kamala coştu. Zaten çok iyiydi. Ama tabi değeri bilinmiyordu. Şu anda daha iyi. 4 yıldız arkadaşlar kopyalı kopyasız fark etmez. 5.50 atabilirsiniz. 5 yıldızında arkadaşlar vallahi 5.65 atan adam var. 10K 20K çok rahat vuruyor arkadaşlar. Size kalmış ama en kötü bir 3.45'i hak eden bir hero diyorum. Black Bolt arkadaşlar kopyalı halindeyken de 4 yıldızını 5.50, 5 yıldızında 3.45 atabilirsiniz. Saldırı odaklı kullanabileceğiniz güzel bir hero. Venom Pool arkadaşlar. Venom Pool tavsiye edeceğim. Kaliteli, sessiz ama kaliteli hero'lardan bir tanesi. Yine kopyalı kopyasız çok fark etmez arkadaşlar. Ama tabii ki kopya hali daha iyi. Kopyasızken 4 yıldızını 5.50 atın arkadaşlar. Çekinmeyin. Çok da güzel götürür sizi. 5 yıldızını da 3.45'e kadar atabilirsiniz. King Groot. King Groot arkadaşlar birçok kişinin aksine ben King Groot'la ilgili çok güzel şeyler düşünüyorum. Özellikle kopyalı ise 2 kere kayıke yani 2 farklı şekilde sağlık basıyor arkadaşlar. Kanama da yemiyor. Yani Kingpin maceralarında kanama yolunu ceset yapar, süründürür. Aynı zamanda defansa da çok etkili arkadaşlar. Defansa da iyileşme kararlarında çok etkili bir hero. 4 yıldız kopyalı ise eğer arkadaşlar 5.50, 5 yıldızında 4.55'e kadar atabilirsiniz. Kim ne derse desin arkadaşlar. Zaten oynayın. Hero'nun oynamadan arkadaşlar hero'nun yani hero'lar hakkında çok fazla bir şey düşünmeyin. Önyargılı olmayın. Hero'larla 3 kere 5 kere oynayın arkadaşlar. Bu hero'nun hakikaten kaliteli olduğunun farkına varacaksınız. Normal Groot. Normal Groot için aynı şeyi söylemeyeceğim arkadaşlar. Kopyalı da kopyasız da 4 yıldızını 3.30, 5 yıldızında 1.25'in üstüne atmayın. Yazık günah. Allah ve ben yazar arkadaşlar. Aman. Ve Anka kuşu. İnanılmaz kaliteli bir hero. İnanılmaz bir hero. Kopyalı da kopyasız da fark etmez. 4 yıldızını 5.50, 5 yıldızını 5.65'e kadar atın arkadaşlar. Zaten oynayın. Kendi saldırı gücünün 40 katı demeç verecek arkadaşlar. Kendi saldırı gücünün 40 katı demeç veren enfes bir hero. Kozmik sınıfında aynı zamanda PC'de olağanüstü seviyede yüksek. Medusa da arkadaşlar kopyalı kopyasız fark etmez. 4 yıldızı 5.50, 5 yıldızı 5.65 atılır. Yine çok enfes, çok çok kaliteli. Kabam'ın abarttığı hero'lardan bir tanesi kesinlikle arkadaşlar. Ve Proxima Midnight.
Kopyalı da kopyası da çok iş görür. Ama kopyalı hali Hero'ya 2 kat 3 kat değer katıyor ki 100 kombodan. Sonra arkadaşlar bu Hero'nun 4 yıldızını 5.50, 5 yıldızında 4.55 yaparsanız fena olmaz. Her türlü size yardımcı olur. Devam ediyorum. Venom arkadaşlar. Yine Venom. Kopyasız haline 4 yıldızını 3.30'larda bırakın. Ama kopyalandığı zaman 5.50 yapın arkadaşlar. Yine 5 yıldızında 4.55'e kadar çıkartabileceğiniz nefis bir saldırı hero'su. Devam ediyorum. Ördek Venom var arkadaşlar. Ördek Venom uzun soluklu maceralarda çok çok işinize yarar. Hani sürekli arka arkaya oynayacaksınız işte bir bölümden bir bölüme. Çünkü yanındaki yükleri taşıyor arkadaşlar. Ve özellikleri götürüyor. Siz hero'yu neye çevirmek isterseniz ona dönüyor. Saldırıya çevirebiliyorsunuz. Enfes demeçler veriyor. Sağlığa çeviriyorsunuz. Enfes sağlık basıyor arkadaşlar. Yani hero hakikaten çok kaliteli bir hero. Eğer oynayarsanız arkadaşlar oynayabilirsiniz. Tabi de kopyalı halindeyken arkadaşlar 4 yıldızını 5.50, 5 yıldızını da yine 3.45, 4.55'e kadar atabilirsiniz. Devam ediyorum. Şöyle bir bakıyorum. Benim elimdeki listede bu kadar. Bir de normal listeye bakayım arkadaşlar. Atladığım başka bir hero var mı diye. Şöyle bakıyorum. Thanos var. Thanos çöp zaten arkadaşlar. Thanos varsa yükseltmeyin ya. Thanos diye hero ne kadar kötü yapmışlar. Tabi eski Thanos'u veriyorlar arkadaşlar. Yeni Thanos'u vermiyorlar. Başka da atladığımız bir şey şimdilik listemde göremedim arkadaşlar. Umarım bu videolar sizlere faydalı olur. Bu kozmik sınıfı 3. olarak tanıttığımız sınıf. İnşallah arkadaşlar bunlar size faydalı oluyordur. Eğer faydalı oluyorsa videoları beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Çünkü bu beğendiğiniz anlamına gelir ve bu beni motive eder ki diğer videoları da yapabileyim arkadaşlar. Yoksa diyeceğim ki bu arkadaşlarım tarafından beğenilmemiş. Bu tarz videolar yapmaya gerek yok diyeceğim. Ama size faydası varsa dediğim gibi hem beğenin hem de videonun altına yorum yazarsanız size faydalı olduğunu anlamış olurum. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.